Python Canvas derslerine devam edeceğiz. Bu dersimizde oval çizimini yapacağız. Oval der kastımız oval bir şekil ama bununla tam daire şeklini, çember şeklinde çizebiliyoruz. Bunu da belirtelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle onu gösterelim. Şu ana kadar bulunan, burada bulunan kodlar bize 500 pikseli 500 piksellik boş bir pencere oluşturuyor. Bu kısmı önceki derslerden hatırlıyorsunuz. Şimdi gelelim kanvas alanını yani çizim yapacağımız alanı oluşturmaya. C canvas diyorum kısa bir değişken ismi verdim ee, daha kolay kodlanabilmesi için. Kanvasımın arka plan rengini white yani beyaz olarak ayarlıyorum. Kanvasımın genişliğini yüksekliğini belirteyim. Ee, width ve height de, değişkenlerini kullanacağız burada 400 piksele 400 piksellik bir çizim alanı burada oluşturayım. Ee, bunu oluşturduktan sonra kanvasımı da yerleştireyim. C place diyerek x 10 y 10 köşesi başlangıç noktasında birazcık öte olacak şekilde yerleştirdim. Buraya kadar kodu çalıştırdığımızda bakın şurada 400 piksele 400 piksellik bir çizim alanını pencereye yerleştirmiş oluyorum. Şimdi gelelim oval çizimine. Bunun için ben oval isminde bir değişken tanımlayacağım. C nokta create oval diyerek oval nesnesini oluşturacağım. Oval nesnesi için bir başlangıç x ve y değişkeni bir de bitiş x ve y değişkeni var. İsterseniz bunun başlangıç değerini sıfıra 0, 0 verelim. Bitiş değerinde de 100'e 100 verelim ve olayın nasıl gerçekleştiğini görelim. Burada fil diyerek içinin rengini de dolduralım, red diyelim kırmızı dolguyla iç kısmını doldurmuş olalım. Şimdi çalıştırdığımızda sıfıra sıfır noktası neden böyle bir şey oldu? Nasıl, hangi mantıkla çalışıyor? Onu anlatmaya çalışalım. Oval dediğimiz şey aslında bir dairenin, bir çemberin çizilmesinden oluşuyor. Bunu tabi birazcık sündürdüğümüzü düşünün. Bu tarafa doğru veya aşağıya doğru oval haline getirebiliyoruz. E, bu dairesel alanın kaplayan bonding bir bonding box denen bir çember olduğunu düşünün. Şey, bir çizgi, bir e, dörtgen olduğunu düşünün. Bu dörtgenin tam köşe noktası sıfıra sıfır noktasından başlıyor. Bitiş noktası da yüze yüz olduğu için tam kare bir e, kutu oluyor. Dolayısıyla tam bir Daire çizmiş oluyoruz. Peki bunu biraz ötelersek, mesela ona 10 dersek nasıl bir sonuç alacağız? Bu sefer e, şurada gördüğünüz gibi birazcık ötelenmiş halde görebiliyoruz. Peki x ve y değerlerini biraz değiştirirsek, mesela y'si 50'den başlasın dersek ne oluyor? Tekrar görelim. Bu sefer işte oval e, şekil oluyor. Y'den, e, y 50'den başladığı için şu nokta 50 kabul edelim birazcık bastırılmış bir e, daire oluşmuş oluyor ve bu şekilde e, oval çizimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar.